Merhaba Mor Sektörü e hoş geldiniz. Formula 1 Monaco Grand Prix'sine Ferrari'nin inanılmaz strateji hatası damga vurdu. Bundan çok iyi faydalanan Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sırada bitirdi yarışı. Ona podyumda Carlos Sainz ve Max Verstappen eşlik etti. Charles Leclerc kendi evinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Jason Tahincioğlu olduğuyla. bütün bu konuları konuşacağız. Mor Sektör başlıyor. Müzik Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebil. Nasıl olabilir böyle bir hata? <laughs> yani bahsedeyim. inan neresinden başlasam bilemiyorum. Şimdi yani e, her tur baş tur olanları, bitenleri, hangi turda kimin girmesi lazım, kimin ne zaman hızlı girmesi lazım, bütün bu detayları konuşsak zaten 3 saatlik bir program olur. Ama yani e, hafta sonu kuru geçti. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı yani muhtan Gazi ve Hemod'un aracı herkesin e, kuru havadaki performansını gördük. Yarış başlamadan önce yağmur yağdı. En Burada en çok sevilen Red Bull oldu tabii ki. Haliyle e, Mercedesler de sevindi aslında. E, yarış çok geç başladı. Onunla konuşacağız muhtemelen. Tabii. Yani çok olaylı bir yarış oldu. Ve tabii ki herhalde en büyük... Bu olayın içerisinde en büyük damgayı vuran konu da Ferrari'nin strateji hatası. O da işte 17 ve 18'in turlarda oldu. Aynen evet. Şimdi oraya bir kronolojik olarak bence gidelim. bakalım. Kesinlikle. Adım adım gidelim. <laughs> en azından bunu yapalım. Evet. <laughs> Değil mi? Yani çünkü hakikaten karmaşık. Şimdi yavaş yavaş pis kurumaya başladı. Evet aynen öyle. 14. turda Perez dedi ki geçiş lastikleri için hazırız dedi Hı -hı. kendi. Sonra 15. turda Sainz. Kuru zemin mesela burada bir görüş farklılığı var bir kere. Çok ilginç. Kuru zemin lastiklerine geçmeliyiz Hı. dedi. 17. turda Perez'i pite aldılar. Red Bull geçiş lastiklerini taktılar. 17. turda Sainz'ı pite e çağırdılar. Hı hı. Yok ben gelmem dedi. Evet. Yanlış karar dedi. Peki biraz düşündüler. Tamam sen kal dediler. 18. turda Lökler ve Verstappen bu sefer geçiş lastikleri için pite e geldi. 21. turda Lökler bir daha çağrıldı Sainz'la evet. birlikte. Ama işte olan orada oldu. Çünkü Sainz daha önce çağrılmıştı. Lökler çağrıldı. Ve sonra dur 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 girme dediler ama o arada pit yoluna girmişti ve aslında Ferrari yarışı tam da o noktada kaybetti. Olan oldu yani. Şimdi tabii şöyle bir şöyle bir durum söz konusu. Önde gittiğiniz zaman tabii ki bir risk almak istemiyorsunuz. Ee, ama arkada olduğunuz zaman farklı bir stratejiyle öne geçme ihtimaliniz her zaman yüksek. Özellikle Monte Carlo gibi bir piste. Sonuçta gerçek yani piste geçmek zaten çok zor. Hele benzer süratlere gittiğiniz zaman. O yüzden nerede kazanacaksınız? Stratejiyle kazanacaksınız. Şimdi Red Bull'un orada en büyük avantajı arka taraftan her şeyi gözlemleyebiliyorlar. Hem öndekilerin ne yaptığını, hem öndeki ferallerin ne yaptığını, hem de arkadaki insanların ne yaptıklarını iyi gözlemleyebiliyorlar ve ona göre risk alabiliyorlar. Şimdi ben şahsen yine tabletimi açmıştım. Tur tur herkesi izliyordum. Ve e, o, yani intermediate dediğimiz o geçiş lastiğine geçen insanlar gerçekten hızlıydı. Galiba bir ara Landon Norris'ti, yanlış hatırlamıyorsam, lütfen affedin herkesten 4 saniye falan hızlıydı. Ve bunun zaten herkes... Gazli de sürekli yükseliyordu. Aynen Gazli Yaşa, Gazli çok hızlı gidiyordu o esnada. Ona da yazık oldu bu arada. O esnada uyanması lazımdı insanların. Gerçekten geçiş lastikleri çok hızlı. Ve düşünsenize siz pitten çıktığınız zaman 4 saniye hızlı gidebiliyorsanız zaten işte bu undercut ve overcut'u çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben o yüzden Ferrari'nin daha erken müdahale etmemesine inanım çok ama çok şaşırdım. Gerçekten yine Red Bull'un stratejik anlamda herkesten ...biraz daha üstün olduğu ortaya çıktı. Bunu hep yarışlarda da konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Red özellikle şampiyonluk yarışındaki... ...o Hı -hı. uzun süre Mercedes'i geçme e, arzusuyla yakaladığı, yaşadığı deneyim... ...ve Ferrari'nin uzun zamandır bu yarışta olmaması... ...şampiyonluk Hı -hı. yarışında olmaması... ...ve böyle bir tecrübesizlik ve gözlem eksikliği demeye dilim varmıyor. Yani, yani... varamaz çünkü bunlar sonuçta dünyanın en iyi mühendisleri demek evet. zorundayız. Beni aslında burada en çok şaşırtan şey... Lökler ile Sainz'ın yarışa bakış açısı ve stratejik olarak bakış açının farkıydı. Sainz gördüğümüz gibi dedi ki hayır ben kuru lastikleri bir kadar bekleyeceğim. Ama yani bir nevi o dikte ediyordu her şeyi çünkü hissettiklerini sonuçta o biliyor pist üstünde. Ne yaşadığını her şeyi kendisi sonuçta anlıyor, görüyor ve ona göre çok net bir karar vermiş. Löklerden böyle bir şey duymadık. O muhtemelen daha çok işte hani Takıma soruyor arkadakiler ne yapıyor, nasıl gidiyor, şu bu filan diye yorumlarken o bir inisiyatif almadı ve takımın sonuçta direktiflerine uydu. Ama gel gör ki burada kazanan taraf Sainz oldu. Şimdi ee, Lökler'in bir açıklaması var. E, takımla konuşmasını anlatıyor aslında Lökler. Evet. Diyor ki bana ekstrem yağmur lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmek isteyip istemediğim soruldu. Buna evet ancak şimdi değil, biraz daha sonra şeklinde cevap verdim. Fikrimizin değişmesine ne sebep oldu? Geçiş lastiklerine neden geçtik? Ne oldu anlayamıyorum. Yani e, aslında yani Sayın'sın uyarısıyla birlikte hı hı. E, geçiş lastiklerini de lökler de gündemden çıkarmak istedik. Evet. Ama öyle olmadı. Yani burada bir karmaşa var, burada bir kaos var. Kesinlikle. Bu, bu zaten işte yanlış hatırlamıyorsam 20 18'in turda zaten lökler orta yani işte geçiş lastiğine geçmesi tamamen aslında yerini korumak amaçlıydı. Yani niye? Çünkü Perez geçti, Verstappen geçiyor, ben de geçeyim, yerimi koruyayım. Ama işte arkasından da daha da büyük kaotik, daha büyük bir hani hata diyelim iki Ferrari pilotunun da arka arkaya gelmesi. Red Bull da bunu yaptı. Double stack dediğimiz arka arkaya pit stopları da yaptı Red Bull ama çok daha başarılı bir şekilde yaptı. Lökler tamam hemen Sainz'ın arkasından gelince biraz beklemek zorunda kaldı. Sonuçta hem aracın durması, kalkması, Tabii. tekrar pit alına girmesi, durması, değişmesi derken bir 6-7 saniye rahat gitti ve o 6-7 saniye zaten her şeye mal oldu ve yani bunu biz bunu 45 dakika değil 3 saat 45 dakikada konuşuruz ama nasıl oldu bu hata inanın ben açıkçası anlamıyorum. Peki burada bir izleyici sorusu var. Az önce sen biraz değindin. Okay, i̇nisiyatif okay. alıp almama konusu. Evet, evet, Carlos evet. Sainz net bir tavır koydu ortaya. Evet, evet. Ee, yine de gerçi net tavır koysa bile... E... Onun elinde olan bir şey yok aslında. Evet. <laughs> Öyle de bir durum var. Şimdi soru şu. Serhan Bey diyor ki, Lökler'in takımı dinlemesi hata mıydı? İnisiyatif alamaz mıydı? Yani Lökler şunu diyemez miydi? Hayır, ben geçiş lastiği istemiyorum. İşte kaçıncı turdu? E, 18. tur. Hı hı hı. Beni almayın pite diyebilir bunu. Çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Sonuçta nasıl science Evet direndi, direndi. 3 tur, 5 tur daha fazla. Evet. Löklerin dinlenebilme hakkı var zaten. Ama o esnada tabii ki biz bütün olan konuşmaları bilmiyoruz. Yani şu evet. anda tabii prompt'ta çıkanı okuduk, gördük. Ama arka tarafta muhtemelen işte e, Javier Marcos benim eski yarış mühendisim. Şu anda Lökler'in mühendisi. Aa onu bilmiyordum. Evet benim GP2'de 2008 Asya'da yarışırkenki mühendisimde. Ee, o esnada muhtemelen konuşma içerisinde şu anda Perez'in temposunun çok arttığını, çok hızlı gittiğini hemen senle gel. Yoksa muhtemelen geçilebiliriz. endişesiyle girmesini istedi. Zaten geçildi. Ne olursa olsun geçildi zaten. Geçilecekti zaten. Çünkü çok daha hızlıydı. Orta işte geçiş lastikleri. Şimdi bu esnada Lökler'in düşünmez şeyi yok hani bir lüksü yok zaten Monte Carlo sokaklarında hani yağmurda 200'de giderken duvara çarpmak için elinden geleni yapıyorsun bir de kafanda o matematik yapmaya çalışmak hakikaten kolaydı yani kararlı olmak lazımdı. Lökler belki science kadar kararlı ve e, nasıl izah edeyim emin değildi durumdan şimdi Löklerin bir açıklaması daha var ona evet, da bakalım yani kesinlikle. bu bu olaydan kopamıyoruz çünkü Hı -hı. bu konu yarışın belirleyicisi oldu bize karşı erken pit stop yapıldı ve ardından Carlos'un arkasında pit alındım. Çok fazla hata vardı. Bu tür hataları kaldıramayız. Geçmiş senelerde de burada bu tür sıkıntılar yaşadık. Bu yüzden artık buna eve hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım. Şimdi bence e, özellikle son cümle bu, eve hayır. hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım. Şimdi şampiyonanın favori pilotlarından kesinlikle, birinden tanesi, bahsediyoruz. Kesinlikle. Şampiyonluk adaylarından birinden bahsediyoruz buradaki psikolojiyi biraz konuşmamız lazım bence. Ağır bir yorum olmuş. Değil mi? Yani demektir ki burada birden fazla kere takım onu yarı yolda bırakmış. Hoş bir şey değil. Çünkü sonuçta senin de dediğin gibi şampiyonaya koşuyorsun. Hem sürücü olarak hem takımlar olarak. Ve her seferinde böyle stratejik bir anlamda hamle yapılması gere gerekirken Ferrari'nin Red Bull'a karşı ezilmesi de bir nevi artık kendi içerisinde bir demoralizasyona sebep olabiliyor. Yani artık çünkü ne oluyor? Bir ikilemde kalıyorsunuz. Acaba yapsak mı, yapmasak mı, etsek mi, etmesek mi? Red Bull ne yapıyor onlara bakalım. Red Bull'u yaparsa biz tersini mi yapacağız? Yani biraz artık bu, bu güven alanından çıkmaya başlıyorsun. Güven ve kaybı yaşanıyor. Yaşıyorsun. Yani e, tabii ki burada kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. E, çok hızlı yarış günün sonunda yağmur yağıyor. 20 tane bu farklı strateji içerisinde bir şey yapmaya çalışıyor. Arkada strateji mühendisleri 20 tane farklı işlem yapmaya çalışıyor. O anda karar vermek kolay zor. Bunu tartışamayız çünkü biz yapmıyoruz onu. Gerçekten kolay bir iş değil. Ama zor. Zor. İşleri bu. Yani i̇şleri bu. En doğru kararı yani, verebiliyor. Yani birisi doğru karar verebiliyorken diğerinin yanlışı verebiliyor, verebilmiyor olması zaten işin garip tarafı. Yani ben her zaman derim yani eğer ki ben öndeyim, e, löklerim mesela e, 5-6 saniyede yanlış hatırlamıyorsam bütün bu kaos olana kadar. Öndeyim ve arka tarafta bir hamle yapılıyor. Yapma lük aynı hamle yap, yapma lüksüm var. Zaten çünkü London Orist'e e yanlış hatırlamıyorsam gerekli fark açılmıştı zaten. Yani London Norris tehdidi bile yoktu o esnada. E yap aynısını o zaman. Niye yapmıyorsun yani? Yani burada tabii biraz ağır da konuşmak ama hangi, ne tür bir fantezi arıyorsun o esnada? <laughs> Anladın mı? Hani dediğim gibi burada e, şeyde yani kötü bir izlenim de yaratmak istemiyorum izleyicilere karşı ama orada orada yapılması gereken şey eğer ki Red Bull ne yapıyorsa aynısını yansıt yani pozisyonu korumanın en kolay yöntemi o çünkü evet yani peki yani şey nasıl olmuş olabilir o Aynı anda ikisini birden çağırma, takım içi bir iletişimsizlik de söz konusu olabilir mi? Yani e zaten biz orada Javier Marcos'un yürüyüş mühendisinin döklerin gel gel sonra gelme 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 gelme. O yani, girmişti pit yoluna. Ben hani orada şey de anlamıyorum yani bir orada Javier duymuyor mu acaba Science pit'e girecek o esnada? Yani bir sürü dinamik var şu anda bilemiyoruz yani burada tabii oturup konuşmak çok kolay. Evet tabii. Klasik yani bunu her zaman söyleyebiliriz. Ee, panik orta yani panik bir durumda belli ki yönetilemedi. Ee, her zaman diyorum, arka tarafta olan insanın, arka yani arkadan gelen insanın her zaman risk alma imkanı daha fazla, ee, başka bir resimden olayı görmesi daha kolay ve ona göre hamle yapabiliyor olması zaten e, muhtemelen Red Bull'un şu anda niye iri kazandığı göstergesi. Şimdi Sainz'ın penceresinden de bakalım. Aslında Sainz hani açıkçası sezon başından bu yana performansıyla eleştirdiğimiz öyle. E, bir pilot ama bu yarışı iyi tamamladı. Kuru e, zemin lastiği Hı. Öngörüsü de evet. haklı çıktı. Evet. Islak zemin lastiklerinde sabırlı davrandık ve kuru zemin lastiklerine gel, ge, geçerek doğru karar verdik. Çıkış turunda tur bindirilen bir aracın arkasında takılı kaldım ki Latifi'ydi bu. Evet. Ve bu yarış galibiyetime mal oldu. Şimdi burada da şeyi konuşabiliriz doğru zamanda pite çağırma konusunda konuşabiliriz. Yani çünkü o da çok önemli bir karar. Evet. Trafik ne kadar yoğun? Yoğun mu, değil mi? Bir tur daha bekleyerek ki hmm. acaba bir şey değişir miydi? Yani daha da kötü olabilirdi. Tabii bunu evet, öngörmek evet. çok kolay değil ama netice itibariyle aslında baktığımız zaman e, tamam löklerle ilgili büyük bir hata yapıldı ama Sainz'ın yarışı birinci bitirme ihtimali çünkü çok yüksekti. Yani Monaco Grand Prix'sinde bir takım 1-2 başlıyorsa ya en azından birinci o ikisinden biri olmalı değil mi? Evet. Çok düz mantık özellikle Monaco'dan bahsediyorsak. Evet, bu en son 2008'de olmuştu. Ee, Ferrari 1 2 başlamıştı ve 1 2 bitirememişlerdi. veya birinci bitirememişti <laughs> bir yani sonuçta. Evet Ferrari'nin zamanından 14 kalma. yıl sonra aynı evet. şey oldu yani. Yani şöyle şöyle değinmek istiyorum dediğine. Ee, Monte Carlo zaten başlı başına farklı bir pist. Yani stratejik anlamda hakikaten çok üstün olman lazım ki kazanabilesin. Hızlı bir araban olması da her zaman yetmiyor aynen gördüğümüz gibi. Şimdi diğer bir konu ise e, Williams'ın arkasında kalması tamamen aslında biraz kötü hesaptan daha çok belirsizlikler içerisinde biraz şanssızlık diyelim. Çünkü her daim değişen bir koşul var, her daim değişen bir lastik seçeneği var. Ve o esnada insanların yaptığı tur zamanları zaten istikrarlı değil. Bir inişli bir çıkışlı, hızlanıyorsa hızlanıyor. Yani normalde işte pite girerken ne yapılıyor o esnada? Arkasındaki insan işte diyelim ki pite giriş ve çıkış süresi artı size 25 saniye ise 25 saniye içerisinde kim bana açıkçası bana benim için trafik yaratacak evet. veya ben kimin önünde çıkacağım diye bir hesap yapılıyor. Şimdi o hesabın içerisinde muhtemelen ya Latifi'nin biz önüne çıkarız diye bir ee, herhalde hesap yapıldı ama Latifi o esnada veya Williams Pilotu o esnada bir saniye hızlı gittiyse veya bir buçuk saniye hızlı gidebildiyse o hesap, o hesap bozuluyor zaten. Evet. Ve daha sonrasında zaten Sainz'ın en büyük yakındığı şey Williams pilotunun bana bir tur boyunca, bir tam tur boyunca yol vermemesi ve bu yüzden çıkış turum normalden 2-3 saniye yavaştı ve o yüzden yarışı kaybettim diyor. Tabi bu yine eğerlerle konuştuğumuz bir olasılık her zaman. Tam datayı bilmiyoruz, kesin konuşmak da istemiyoruz ama Sainz bu konuda çok eminde. Evet. Şimdi tabi okların hedefindeki adam Binotto ve ekibi olarak. yani tabii e ekibi, e -ekibi ama tabi e yani. başında Krakımın olduğu lideri oluyor. olduğu için. Evet. Bir notta da şöyle diyor. Hayal kırıklığı yaşadığımız zor bir yarış oldu. Şarl'ın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Kararlarımızın hatalı olduğunu düşünüyor. Sanırım geçiş lastiklerinin temposunu küçümsedik. Onu piste tutmalıydık ya da daha sonra çağırmalıydık. Hatalar olur ama önemli olan hatayı neden yaptığımızı anlamamız. Evet. Yani basit bir <laughs> yorum. Kaçamak bir yorum. Tabii burada kimseyi de küçümsemek istemiyorum ama e, en azından hat yaptıkları hataları kabul edip sonuçta ona göre biraz başı önde yorum yapabiliyor kendisi. Evet. Bir notta bay bir not Ve e, diğer pilotların da zaten yakınlığı şey biz bunu çok yapıyoruz. Yani bir kere hata yapılır. İki kere yapılır ama üçüncü olduğu zaman kötü bir alışkanlık haline geliyor. Ve sanki bu da bir alışkanlık haline olmaya başladı. Ne zaman ki stratejik anlamda çok kritik kararlar verilmesi gerekiyorsa Ferrari biraz paniklemeye başlıyor gördük bu yarışta en en güzel örneği sonuçta. O yüzden yani burada Binotto'nun e, belki hakikaten strateji takımı veya stratejik anlamda yapılacak olan hamleler içerisinde yeni bir düzenlem yapması lazım bilemiyorum tabii onun kararı. Ben değilim. onun yorum yapacak insan ben değilim ama bakalım artık bundan sonra nasıl kararlar alacaklar ve nasıl bir yöne gidecekler. Şeyi ara e, eski mühendisi. Değil ara, mi? Evet. Bir... <laughs> Vallahi var mı telefonu rahatsız etmeyeceğim ama. <laughs> Hele bu aralar içindir evet, evet. yani. Evet. Burnundan salıyordur Ama İstanbul Park'ta e, orada F1 TV için çalışırken son yarışta tabii karşılaştık gridde böyle bir sarıldık falan böyle güzel yani onu da görmek <laughs> oldu. Peki şimdi konuyla ilgili yani az önce biraz üstüne değindik ama yani izleyiciler de şaşkınlar. Kesinlikle. İster Ferrari taraftarı olsunlar ister olmasınlar. Hı -hı. Yani Ayhan Akbaş diyor ki bu kadar köklü tarihi olan Ferrari gibi bir takım nasıl böyle yarışı etki edebilecek stratejik hatalar yapabilir? Alonso'nun 2010 şampiyonluğunu da son yarışta pit ekibinin hatasıyla kaybettiğini düşünürsek son yarışta kaybedilecek olası bir şampiyonluk durumunda Ferrari'nin bu yarışta yaptığı hatalar çok kritik olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Yani e, bugün e, şeye karşı kaybettiği e, 2-3 puan diyelim. Verstappen'a karşı kaybettiği 2-3 puan sezonun sonuna şampiyonlar mal olabilir. Düşünsenize Verstappen bir puan önünde bitiriyor. ve Aynı puanda bitiriyor evet. ama Verstappen'ın daha çok ha, galibiyeti, galibiyeti varsa olduğu için şampiyon olacak. Yani bu hatalar tabii ki bu seviyede yapılmaması lazım. Şimdi Monte Carlo çok istisnai bir durum. Biz burada hani e, Binotto ile döveriz, Ferrari döveriz ama haksızlıkla yapıyoruz. Çünkü günün sonunda çok değişken var, çok kaotik bu durum ama yine yanlış kararları verdiler. Bu normal bir yarış olmuş olsaydı, daha düz bir yarış olmuş olsaydı evet daha da dövme hakkımız vardı. Neyse olan oldu. Ferrari kaybetti. Ama çok ilginç bir şey. ikinci pilotlar kazandı. Evet, değil evet mi? Yani bütün <laughs> hafta sonu boyunca Perez'in özellikle performansını kesinlikle esirgememeliyiz. Çünkü çok iyi sürüş yaptı. Ve ilk defa bütün bir hafta sonu boyunca takım arkadaşı olan şu anda en iyi pilot olarak görünen Max Verstappen'ın daha daha iyi gitti. Ve hatta şunu da eklemek istiyorum. İlk defa Max Verstappen bir hafta sonu daha muhafazakar bir e, sürüş temposu içerisindeydi. Tedbirli miydi? Temkinli Tedbirliydi, miydi? temkinliydi, risk almıyordu. Ben açıkçası yarış başlarken, hele hele yağmur yağmur yağmaya başladığı zaman dedim ki ya bu kesin ilk virajda dışarıdan geçmeye çalışacak, dört lastik gidecek, böyle kaotik muazzam <laughs> şov yapacak falan böyle önüne fark açacak gidecek dedim. Görmedik onu. O ne yapmak istedi? O pozisyon korumak istedi. Puan almak istedi. Çünkü biliyordu en hızlı araba onlara ait değil burada bitirebilirsem değerli puanları alacağım. Ve ilk defa belki de tabii öyleyse gerçekten düşüncesi çok böyle e, olgun bir davranışla da hafta sonunu sağ salim temiz bitirdi. Red Bull'un evet yani hep kaybeden üzerinden konuşuyoruz ama kaybeden öyle bir kaybetti ki kendi eliyle adeta hediyetti evet. galibiyeti. O yüzden biraz o taraftan konuşuyoruz. Evet. Bir soru daha var ee, hı hı. yine Ferrari ile ve löklerle ilgili. Hı hı. Ee, hani böyle e, özellikle futbolda ne olacak? Fenerbahçe'nin <laughs> hali ne zaman şampiyon olacak muhabbet olur ya. Ay. Umut Sevim diyor ki ne olacak bu Lökler'in hali? Çocuk elinden gelen her şeyi yapıyor ve aracı maksimumda sürüyor. Ferrari'de bu hatalarla beraber yönetim kadrosunda bir değişiklik olur mu? Yönetim istifa diyor yani. Yani. Evet. Şakası. <laughs> Yönetim. Ferrari küme efendi. Neyse, ya, işin tabi işin tabi dalgası ama yok yani çok güzel bir soru. Ne olacak bu löklerin hali? Ne olacak bu Ferrarin hali? Hoş değil. Ee, takım tarafından e, bir yarışı kazanamama sebebi yaşamak hakikaten üzücü bir şey. Sen elinden geleni yapıyorsun ki hakikaten öyle yaptı. Bütün hafta boyunca en hızlıydı Evet. Gökler. Pol pozisyonu aldı. Barcelona'da olduğu gibi tabii bu sen mekanik sıkıntı yaşamadı ama takımın e, stratejik azizliğine uğradı. Şimdi bu da hoş bir şey değil ve bir önceki yorumdan da gördük zaten eve tekrar hayal kırıklığı yaşayarak dönüyorum. Ağır bir yorum yani e, kesinlikle e, o psikolojinin düzeltmesi lazım yani bir sonraki yarışlara olumlu bakması lazım. Çünkü altında hızlı giden bir araba var ve e, diğer yandan da şuna değinmek istiyorum. E, soruyu biraz daha çevirip e, Red Bull pilotları araçlarını daha iyi kullanıyorlar. Yani Red Bull pilotları şu anda bence Red Bull aracı belki en hızlı araba değil bazı pistlerde ve Ferrari'den daha hızlı ama son yarışlara bakıldığı zaman Red Bull Ferrari aracı Red Bull'dan daha hızlı bir araç. Ve yine neticelere bakıldığı zaman ve sürüşlere bakıldığı zaman da Red Bull pilotları Ferrari pilotlarından daha verimli kullanıyorlar araçlarını ve zaten bunlar da bir nevi neticelere yansıyorlar. Lökler'in başına gelenler tabii ki şanssızlık olmasaydı muhtemelen bu son iki yarışı kazanan olacaktı. Ama gel gör ki öyle olmuyor. Evet yani Red Bull hibrit dönemde ilk kez bu arada Monaco'da iki podyum, evet. Yani iki pilotuyla birlikte podyuma çıktı. Sergio Perez de üçüncü galibiyetini elde etti. Aslında tam da şey tartışmaların üstüne yani hani geçen hafta ee, Verstappen e Verstappen'e yol verdi vermedi, hmm. ayrıcalık tanındı tanınmadı konusunun üstüne bu yarışı kazanmış olması da anlamlı oldu. Çok güzel oldu. Ee, Perez geçen sene Verstappen'a karşı çok zorlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam sıralama turlarında 0.4 ila yarım saniye hep yavaştı. Bu sene ise ortalama 0.1 1.5 daha yavaş sadece. Ee, ve daha yakınlar. Daha çok daha yakın. Yani Perez bu aracı daha iyi kullanıyor. Bu araçtan daha iyi verim alıyor e, ve takım arkadaşı ki şu anda Max Verstappen şu anda en iyi pilotlardan biri diyoruz belki de en iyi pilot şu anda en hızlı pilot diyoruz ona direnebiliyor e, ve şu anda e, 1950 senesinden beri yapılan en çok ev sahipliği yani Formula 1 takviminde en çok ev sahipliği yapmış en prestijli Monte Carlo yarışında kazandı. Peki bu arada Monaco Grand Prix'si ile ilgili bir süredir bir tartışma var. Yani hı hı. Özellikle bu geçişlerin olamaması evet. tabii ki e, işin seyir zevkini çok düşürüyor. Evet. Yani bir görüş ya bu piste geçiş yok o yüzden bu pist artık takvimde olmasın görüşü var. Hı hı. Bir görüşte ya olur mu bu bir gelenek. Yani Monaco olmadan Formula 1 düşünülemez. Evet. Sen hangi noktadasın? Düşünülemez gibi çünkü dediğim gibi 1950 senesinden beri Monz'dan sonra en çok ev sahipliği yapmış pist yarış şimdi prestiji zaten başka bir boyutta. spora katkısı başka bir seviyede. Yani evet belki sportif anlamda en ideal koşullar sunulmuyor çünkü zaten pist çok kısa, çok dar, geçiş yok, seyir zevki az haliyle ve e şampiyonun içerisinde veya takvim içerisinde sırf 300 kilometreyi tamamlamayan tek yarış. Yani 78 tur atıyor 78 de yanlış mı? 260 kilometre falan denk geliyor galiba. 300 kilometre bile tamamlamıyorlar çünkü çok kısa pis. Çünkü herhalde yani 90 tur yakın tur atılacaktı. O da <laughs> eziyet olurup çünkü hem kullanması çok zor. Her daim işte bir bombeli savaşıyorsun, e, duvara vurmamaya çalışıyorsun. Daha sonrasında da e, şey sensördü e, genel olarak tutuşun az olduğu bir pis çünkü yol normalde. yollar açarın e, sürüş yaptığı sağdan sola gittiği bir yol olduğu için e, her daim bir e, işte yağ bir pis bir kir bırakılıyor ve bu asfaltı siniyor siniliyor şimdi zor ama e, F1 içerisinde olmazsa olmaz bir yarış haline gelmiş yoksa bu zamanlar 1950 senesinden beri 70'e yakın ev sahipliği yapmazdı. Şimdi geç, gelecekte farklı bir işte sokak, farklı bir yol, Mesela. bir şey, konfigürasyon bulurlar mı bilmiyorum. Aslında birkaç tane alternatif vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu virajın çıkışında tünele gitmeden düz gidip daha arka bir sokaktan dönüp tüneli uzatıp belki geçiş imkanı daha fazla olur gibi bir söylem vardı. Olmadı bu sene. Gelecek seneler görür müyüz bilmiyorum ama çok dürüst olmam gerekirse Monte Carlo Grand Prix'si her daim Formula bir takımında kalacak. Peki şimdi e, özellikle yarışın son 10 dakikalık bölümü de Hı -hı. aslında Hı -hı. bayağı... Bakıyoruz çünkü, evet, çünkü tur diyemiyoruz evet, Saat 19 itibariyle yarışın sesi evet. gerekiyordu. Orada hakikaten e, bir önemli nokta var. Hı -hı. Bir tanesi lastik tercihi. Yani evet. işte Mick Schumacher'in kazasından sonra kırmızı bayraklar oh, sallandı. Evet. Herkes garajına geri döndü e, ve orada... Red Bull e, orta hamuru tercih etti, hmm. Ferrari sert hamuru tercih etti. Evet. Sence bu neden? Önce onu konuşalım. Sonra da o son 10 dakikalık neredeyse 2 saniyeye kadar inen 4 sürücü evet. arasındaki o rekabeti konuşalım. Şimdi e, tabii ki bakıldığı zaman her e, takımın e, işte lastik bazında aşınma yüzdeleri verileri var. E, ve e, burada aslında... Red Bull'un bence doğru yaptığı şey tabii ki e, orta hamur lastik daha iyi performans görsün. daha hızlı evet. gidersin ama daha erken degrade olur, daha erken aşınır evet. ve performans düşer. Şimdi zaten geçişin çok zor olduğu bir pistte önde kalmak daha önemli. O yüzden muhtemelen Red Bull böyle bir girişimde bulundu. Aksine de Ferrari dedi ki ya bu araç bu tempo ile iyi. Biz buna geçiş biz buna şey yapmayalım. Geçiş yapmayalım. İlerleyen turlarda, evet. son turlarda eğer ki eee Perez'in veya Red Bull'un lastikleri çok aşınırsa geçme ihtimaliniz zor ki bu arada çok aşındı. Evet. Yani Perez'in sağ ön lastiğinde neredeyse bitmek üzereydi yani. Habire e, gereksiz yere e, kauçuk topluyordu. E, Grain denilen şey oluyordu e, <laughs> ve çalışmıyordu artık lastik. Zaten son turlarda Sainz arkasına baya baya geldi. Tabii çok yaklaştı. Ee, hani bu başka bir pist olmuş olsaydı geçmişlerdi. Geçmişlerdi. Ama Monte Carlo geçişinin çok zor olduğunu biliyoruz. Önde kalan Az bir defansa, Alonso'nun yaptığı gibi konuşacağımız, çok rahat önde kalabiliyorsun. Peki şöyle bir soru var. Şimdi Perez e geçen yarışta müdahale edildi. Bunu biraz Hı -hı. konuşmuştuk, tartışmıştık. Hı -hı. Ama şimdi ilginç bir durum oldu. Şimdi bu yarışı Perez kazandı. Evet. Şimdi bir izleyicimiz de şunu merak ediyor. Hı -hı. Acaba geçen yarış Perez'e müdahale edilmeseydi şimdiki puan tablosunun ardından nasıl bir Ruth Van Nistelrooy sormuş Hollandalıdan? <laughs> <laughs> Acaba geçen hafta takım müdahil müdahil olmasaydı ve Perez bir şekilde kazansaydı bu galibiyet sonrası Red Bull'un stratejisi ne olurdu? Yani o zaman neredeyse puan puana gelmiş iki sürücüleri olacaktı. Evet, efsanevi Hollandalı golcünün sorusunu <laughs> E yok ben geçen geçen yarışın bu duruma çok katılmıyorum çünkü geçen yarış evet Perez öndeydi, yol verdi ama Max Verstappen'ın temposu çok daha hızlı. Değil mi? Evet. Yani aynı aynı kefeye koyamam. Çünkü Max'in hakikaten e, temposu daha hızlıydı. E, her türlü yolu bence alırdı zaten isteseydi. E, tabii çok defansif yani ne diyor Meksika şey bakanı, savunma bakanı <laughs> savunma. devreye girmeseydi orada. E, Muhtemelen zaten Max onu çok rahat geçecekti ben o yüzden bu yorumu şey yapamıyorum şu anda. Bu yarışta aynı kefeye koyamıyorum. Ama yine de bu biraz şimdi sürücüler puan durumuna bakınca daha da Aynen. iyi anlayacağız. Yönetilmesi zor bir noktaya evrilebilir mi? Yani bir yarışı daha mesela Perez'in kazandığını düşünürsek, Verstappen'e daha da yakın puanda olduğunu düşünürsek. Çünkü şaka maka 15 puan var aralarında. Aynen. Yani şu anda en büyük iki favori kim diyoruz? Verstappen ile diyoruz. Aralarında 9 puan var hemen 6 puan gerisinde de Perez geliyor. Evet. Yani bu puan birbirine yaklaşırsa bir iki yarış sonra. Hı hı. Bu sefer Red Bull için bu yönetilmesi zor bir duruma e, evrilmez mi? Çünkü burada geçen yılın şampiyonu Max Verstappen hı hı. kazandığı yarış sayısına baktığımızda hızına baktığımızda her yönden Max Verstappen'in e, Sergio Perez'e bir üstünlüğü var. Ama bu yaklaştığı zaman... Şimdi evet o zaman işler biraz işler biraz değişir. Ama e, açıkçası zaten iki pilot arasında böyle 30 40 50 puan fark olmadığı sürece muhtemelen bir e, ve rakipleri de çok avantaj sağlayacak bir e, neticede olmadıkları veya yani bir, bir pozisyonu bitirmeyeceklerse zaten gerekli işte tedbirler veya gerekli hamleler yapılıyor. Gerekli emirler veriliyor. Şimdi senin dediğin gibi çok yaklaşmaya başlarsa bu puanlar aralarındaki aslında yaklaştı baktığın zaman. Evet, bir yarış var e, sonuçta. Yine 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 eee düşünülmesi gereken birkaç konu olacak. Yani aralarında sadece 15 puan fark var. Bu bir e, ikincilik veya üçüncülük bakıldığı zaman. Şimdi Verstappen bitiremezse, Perez ikinci veya üçüncü bitirirse aynı Tabii. puana gelecekler sonuçta. Ee, sezon uzun. Şimdi onu düşünmemiz lazım. Daha bir önceki... Yedinci önce, yarışı bitirdi Daha yedinci yarışı bitirdik. Geriye kaldı 15. 15 yarış var yani. Çok şey olacak. Üçte birini bitirdik daha ve bu halde. Ee, ama ne olursa olsun Red Bull'un tek yapması gereken şey o takımlar şampiyonası alabilmek için en verimli şekilde takımı yönetip bol puan alıp Ferhan önünü bitirmek. Şimdi yarışla ilgili iki tartışmalı konu var. Bir tanesi evet. startla ilgili. Evet kesinlikle. Ee, ki hani sonradan anladığımız kadarıyla bir elektrik e, kesintisi veya arızası Hı -hı. nedeniyle aslında e, startı o hani arzuladığımız rekabetçi e, şekilde göremedik. Durarak start alınamadı. E, eğer tek sebep buysa Hı -hı. güvenlik sebepleri de ön plana konmadıysa e, belki makul olabilir ama yani. Start verilemez miydi ne dersin? Birinci de veya ikinci Yani elektronik e, olayı... Onu kenara ayıralım. Kenara ayıralım. Bence verilebilirdi. Ama e, açıkçası e, güvenlik aracı arkasında bence birden fazla tur atmaları lazımdı. Çünkü e, şöyle bir şey oluyor. Güvenlik aracı niye önde gidiyor? Seni yönlendirmek amacıyla. Hani evet sen yavaş bir şekilde konvoy halinde en azından pisti gör. Daha sonrasında sen içeri gir. Yani sen güvenlik aracı içeri gir, sürücüler kendileri bir görsünler olan biteni. Hani hakkında evet. ne kadar tehlikeli veya ne kadar güvenli. Ona göre sonuçta son karar takımla sürücü arasındaki olan iletişimden sonra yarış direktörünün vereceği bir karar zaten. Şimdi ben böyle olmasını tercih ederim ama tabii sonuçta bizim işimiz bu değil. Onların işi o, ona göre karar veriyorlar. Ve bu en uygun görüldüğüm. Şahsen tabii hepimizin tercih ettiği bir barış başlangıç tarzı değil. Çünkü evet. hani ilk viraja böyle hani istiyoruz ki Aynen. durarak girsinler, ufak bir kaos olsun veya yakınlık <laughs> olsun, herkes birbirinden kaçsın. Yani ah, şimdi Monte Carlo olunca işler çok değişiyor Ne bileyim. Çünkü hakikaten e, ikonik bir yarış, e, en dar sokak pisti yarışı ve iki arabanın zar zor yan yana geldiği bir pis özellikle bu kasino virajında gördüğümüz. o yüzden tedbirler çok önemli. Her türlü alınacak tedbir çok önemli. Geçmişte bu kadar tedbir yoktu. Tedbirler her geçen sene artıyor. <laughs> Beni benim zaten şey yaptığım yani şey, biraz o ikilemde kaldığım şey açıkçası. Evet yani tabii ki her bir sürücünün güvenliği önemli, çok önemli. Güvenliği çok çok önemli. Bununla ilgili de çok teknolojik gelişmeler de yaşandı, yaşanmaya da de devam ediyor. Ee, ama tabii çok hızlı bir spor, Hı -hı. tehlikeye çok açık bir spor. Çok açık. Bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Ama sanki sanki Evet. Ee, biraz abartılıyor gibi de geldi şimdi, bana. Şimdi diğer taraftan da yanlış hatırlamıyorsam kimdi? Galiba bir tanesi ve bir, bir sürücü daha şimdi aklıma gelmiyor. Onlar ama formasyon turunun bir tanesinde duvar ha, duvar evet, temas doğru. ettiler. Ya demek ki gerçekten kayganmış. Ama zaten sürücülerin bunu görmesi lazım ki, ki ona göre hamle yapsınlar. Ona, ona göre, göre sürüş, sürüş yapsınlar. Var. Kesinlikle. Şimdi e, bilmiyorum. Bun, bu, bu gibi konular ne bil? Zaten bir sonraki yarışın briefing'de şey yapılıyor. Ön plana çıkartılıyor ve tartışılıyor. Şimdi burada hani geçmişlerde biraz konuyu uzatıyorum ama geçmişte mesela şeyi çok gördük. Böyle zor anlarda, tehlikeli anlarda mesela he, özellikle hep, hep vetel. Veteller ki normalde işte çok tehlikeli bence başlatmayın. Veya Atıyorum Hamilton diyor ki bence başlatalım çünkü bir şey yok. hani Tabii farklı zamanlardan tabii. bahsediyorum. Şimdi burada aslında sürücülerin de şeyi çok önemli. Geri bildirimi çok önemli. Onların çoğunu duymadık açıkçası e, radyoda. E, onu da merak ederdim. Ama e, yani günün sonunda herkesin için aynı koşullar, herkes aynı pistte aynı ortamda yarışıyor. Ve Ort aynı güvenlik önlemleri evet, altında. ortaklaşa verilecek evet. bir karar. Peki bir başka tartışmalı konuda e, pit çizgisi ihlali. Of. Ee, yani sarı of. çizgiye de as yani aslında tartışılacak konu değdi, değil. Değil mi? aslında. Değiyor. Değil. o çok net. Ee, evet. hemen Ferrari bu konuyla ilgili bir itirazda bulundu. Adem Saygıcak bunu sormuş. Max Pit çıkışı çizgi ihlal etti. Carlos şikanı kesti. Yarışta inceleme olmadı, ceza almadılar. Nedeni ne olabilir? O kadar kaotik bir ortam vardı ki Adem Bey onlara bakmaya fırsatları olmadı herhalde deyip eee sözü sana <gülüyor> 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 Tabii tabii yani. Yani şimdi o işin ilk... esprisi ama Max'ın pitten çıkarken ben zaten çık o oraya ayağa kalktım zaten. Direkt o anda ayağa kalktım. Çünkü hani tabii ki e, lastiğin yüzde geçmesi lazım bu arada. Hani aynı gol çizgisi gibi. Evet. Yani topun nasıl çizgiyi tamamen geçmesi lazım. Burada da aynı şekilde yani. 4 lastiğin bir tanesi diyelim ki e, o çizgiyi, o sarı çizgiyi önündeki beyaza gelmeden tamamen geçerse bir tanesi ilhal demektir. Şimdi gördüğümüz kamerada yüzde yüzünü görmüyorduk. Ama emin ki başka kameralar vardır ondan görebilirlerdi. Diyelim ki diyelim ki geçiş yaptı. Hı hı. Nasıl ceza verilmedi bilmiyoruz. Çünkü hangi seni hatırlamıyorum. 2004 3 5 yanlış hatırlamıyorum. Yine <laughs> Kanada Grand Prix'siydi. Max e, Schumacher aynı şeyi yaşadı. Hatta babam komiserdi. Direkt, direkt <laughs> cezayı çaktı diyelim. Bastı abi. mı cezayı? Evet. <laughs> Burada niye böyle bir şey yapılmadı bilmiyorum. Niye hatta hatta niye ee, ekranlara Formula 1 e, TV ve F1 TV veya yayıncı kuruluş niye bunu başka açılardan bize yansıtmadı o da tartışma konusu. Yani şu anda bu muallakta ve üstü örtülmüş gibi gözüküyor bana. Şimdi açıklama şöyle evet e, çizgiye değdiğine dair hiçbir şüphe yok Hı -hı. ama tamamını geçmiyor. Tamam işte bu geç yani tamamını geçmiyor demek güzel. Öyle ama dendi. hani Açıklamam ama yani. yani. hani bunu normalde insanlar bize gösteriyorlardı hani geçip geçmediğini. Evet. Şimdi Max'ın diğer şey e, Sainz'ın diğer hani şeyi geçmesi, şikanın düz geçmesi eğer ki öndeki ve arkadaki arkasındaki bir, bir e, avantaj sağlamıyorsa bunun zaten bir iki kere yapma hakkı var. Çünkü Monte Carlo normalde'den daha daha e, daha çok şey yapılıyor, tolere ediliyor diyelim. E, yani o yüzden hani burada bir avantaj sağlamamışsa onu geçmişlerdir. Peki biraz da diğer sürücülere, o performanslara bakalım. Bay istikrar diyebilir miyiz artık Russell için? Evet. Hı? Yani 7. Hey yedinci yarış yedinci. yine ilk 5'te bitirdi. Akikaten evet. ee, hakikaten iki podyumu var şu ana Hı -hı. kadar. Çok istikrarlı, çok güvenli. Hı -hı. Ee, puanları toplamaya devam ediyor Russell. Evet doğru yerde aracını doğru yerde doğru zamanda aracını çok iyi konumlandırıyor araçtan iyi bir performans çıkartıyor verimli kullanıyor elindeki malzemeyi iyi değerlendiriyor ee, ve e, takım arkadaşı 7 kere dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a kıyaslandığında zaman da, evet biraz daha şanslı bazı konularda. Özellikle bu sıralama turlarındaki kırmızı bayraklar, ondan sonra yarışlardaki güvenlik araçları falan. Hani sanki her şey biraz daha Russell'ın lehine ilerliyor. Yoksa sürat anlamında yani son son e, Mick Schumer'in kazasından sonraki olay harici diyorum. O ana kadar aslında Hamilton'ın temposu gayet iyiydi. Russell'ın temposu da çok iyiydi. Hatta bazı turlarda öndekiler kadar hızlı gidiyorlar. Yani Leclerc, Sainz, Verstappen ve Perez 400 kar hızlı gidiyorlardı. Aynı turları yapıyorlardı ki Hamilton da çok benzer turlar yapıyordu ama gel gör ki Russell bütün imkanları doğru şekilde değerlendirip yani şanslı olsa bile şansını iyi değerlendiriyor. Ve her yarış ilk beşte bitirip şu anda puanlar sıramasında dördüncü. Evet. Peki burada şimdi hatırlarsan geçen İspanya Grand Prix için hı hı. Mercedes için sezon yeni başladı dedik. Evet. Şimdi tabii Monaco Grand Prix'sindeki verilere göre geleceğe dair bir yorum yapmak çok kolay değil çünkü benzersiz bir pist. Yani Hiçbir il, şeyle kıyaslayamıyoruz il, bu hatta ama bir... yine de sence o Barcelona'daki gelişimin bir devamını gördük mü tempo olarak, sürüş olarak? Gördük. Bazı şikayetler vardı mesela evet. yine zıplamayla evet. ilgili, yunuslamayla ilgili. Gördük hatta bir yayı, bir izleyici bir yorum yapmıştı. Ben çünkü demiştim ki bir önceki yayınımızda McLaren Mercedes bu pistte zorlanacak demiştim. Hı hı. Çünkü Bahreyn giriş çıkış kısa virajlarında, ondan sonra Miami'nin kısa virajlarında, daha sonrasında Barcelona'nın son sektöründe ve her daim böyle incik boncuk virajların olduğu yerlerde Mickey Mouse section'ları diyoruz bunlara hep Mercedes aracı zorlanıyorduk. Ki aynı şeyi zaten yorumda cevap olarak yazdım ve aynısını gördük. Mercedes pilotları Barcelona'daki akışkan o hızlı pistteki tempoyu burada tutturamadılar. Şikayetleri vardı hem mekanik anlamda grip yani tutunma eksikliği hem de bu her daim sallanan bir aracın getirdiği rahatsızlıktan dolayı zaten şikayet ettiler. Yine yarış tempoları daha iyiydi sıralama tempolarına kıyaslı ama Barcelona'daki gördüğümüz araç Monte Carlo aynı değildi ki zaten Toto Wolff de yani yarıştan önce evet Barcelona'da e, önemli bir ivme yakaladık e, ama oradaki yavaş virajlarda düşük tempomuz vardı. Monaco zaten hiçbir zaman bizim hı hı. çok iyi olduğumuz bir pist olmadı e, yani çok umutlu konuşmadı. Hı hı. Bir de şöyle ilginç bir şey de söyledi e, araçlar bir fil büyüklüğünde olduğu için de zaten o virajlarda evet. zorlanıyoruz dedi. Nitekim zaten Güncelleme listesine bakmışsındır. 5 takım direksiyon güncellemesi Aynen. getirdi bu. Evet evet. Ya onlardan biri de Red Bull bu arada. Daha önceki yarışlarda hatırla Verstappen'in kaç kere dönmüyor, dönmüyor, araç dönmüyor gibi şikayetlerde bulunduğunu e, dile getirmişti. Kesinlikle. Şimdi görüyorum burada e, Norris'ten bahsedeceğiz bir sonraki konu. tabii. Şimdi e, bu Mercedes'in yavaş virajlardaki sıkıntısının yanı sıra yavaş virajlarda temposu yüksek olan bir araç McLaren'de o yüzden bu yarış Norris'in iyi gideceğini biliyordu ki öyle oldu zaten. Hem çok iyi bir pilot, Monte Carlo'yu çok seviyor, pistte de iyi zaten. Hem de aracın karakterisine biraz daha uyan bir araç. Ve sonuçta e, iyi bir sürüş yaptı, çok da hızlıydı. En azı tur zamanlı yaptı bir de. E, ve şey yani bakıldığı zaman McLaren en azından o anlamda iyi yönde. Tek... Ricardo'ya ne yapacağız peki? Ricardo bilmiyorum ya of. Yazık yani Ricardo ya, büyük bu kadar bu kadar düştü yani Norris'le Ricardo arasında büyük bir o bu kadar iyi bir pilotun e, bu kadar geriye düşebilmesi e, gerçekten üzücü bir şey. E, tecrübeli çok tecrübeli. Ama şu anda Lando Norris'in özgüveni çok yüksek, çok hızlı gidiyor ve takım ile olan ilişkisi çok iyi bir seviyede. Çünkü zaten Ricard Ricardo olan daha uzun süredir orada. Yani o takımın zaten aslında prensi bebeği Lando yani. Norris ve kendisini evde gibi hissettiği için her şey onun için çok tıkırında işliyor. Ama Ricardo o güveni şu anda araç içerisinde yaşayamadığı için sıkıntı ve ne zaman ki böyle bir şey olsa domino taşları gibi kötüleşmeye başlıyor. Ricardo için yine öyle bir hafta sonuydu. Alonso ilk kez, Fernando Alonso ilk kez yedinci evet. bitirdi bu evet. sezon bir yarışı. Hı hı. Uzun bir tren oluşturdu böyle bol vagonlu. <laughs> Alonso treni. Hatta o bir yer artık takım arkadaşı ya söyleyin hızlansın, hızlansın dedi. Hızlansın. <laughs> Resmen o esnada arkasındaki Hamilton'la dalga geçti. Çünkü Hamilton'ı tuttu 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 ve yaklaşık tur başına 2 saniye daha yavaştı. Evet. Evet. Çok büyük bir rakam bu ve bunu bilerek yapıyordu zaten. Ee, çok ilginçtir. Daha sonra bir demeci vardı. Ben lastiklerimi koruyordum ki sonlara doğru atak yapıp arkamdaki Hamilton'a farkı açabileyim. Nitekim yaptı da. Ki atanı. öyle yaptı. Yani çok komiktir. Russell tabii Hamilton arka tarafta çıldırıyor çünkü geçiş imkanı arıyor. Yok geçemiyor. Çünkü hakikaten bu pistte eğer ki 4-5 saniye hızlı değilsen kamikaze bir atak yapmadığın sürece geçemezsin. Yok öyle bir dünya. Ve tecrübeli pilot muazzam defans yaptı ki zaten yine demecinde çok rahat defans yaptım dedi. Yani bu kadar mı sinir bozar insan? Anladın mı? <laughs> Ee, ve baktı ki son işte 5 dakika 10 dakika tempoyu bir arttırdı. Hemen uzadı zaten. O esnada da e, Hamilton'ın da kona karşı defans yapmaya çalışıyordu. Gerçekten ilginç bir manzara. Gasly'e yani. de bence burada bir parantez açmak Ya dersin. Gasly, i̇yi Gasly, Gasly çıkarttı. çok yani iyi bir sürüş o, çıkardı. Yani sıra motorlarından itibaren yaşadığı şanssızlık... Yarış içerisindeki şanssızlık derken bence Gas eğer sıra turlarında istediği yere başlamış olsaydı muhtemelen Russell ve Norris'e başka bir sıkıntı çıkartabilirdi. Çünkü Pisti çok seviyor. Bu pistte her zaman hızlıydı ve gerçekten kendisi de bütün hafta sonu boyunca iyi gidiyordu. O da işte sıra turlarındaki tatsızlık, işte kırmızı bayrak tahrisinde uğradı ve bu en azından arkadan başladı ve istediği gibi bitiremedi. Mikin kazası, Mick Schumacher'in kazası yani ilk böyle tekrarda evet. ekrana of, geldiğinde of. önce bir değil mi insan bir panikliyor, yani arka e, taraf ayrılıyor arabadan. Yani zaten evet. kamera oraya gittiği zaman ayrılmış bir araba gördüğün zaman insan evet. bir şaşırıyor zaten nasıl bu araba ayrılabiliyor. Ama araçların zaten ayrılmak için bir nevi tasarlanıyor. Aynen. Bu e, vuruş esnasındaki enerjiyi dağıtmak, absorbe dağıtmak için arabanın parçalanması lazım, ayrılması lazım ki enerji en azından dağılsın sürücüye daha az hasar versin. Şimdi Sana. normalde bu araçlar bu kadar kolay ayrılmıyor ama vurduğu açı gereği koptu bıraktı evet. gitti. Ee, ve yine araçların tabii ki sağlamlık konusunda şaseler artık geçen seneye karşı yüzde 40 daha sağlam. Yani böyle bölündü diye arabalar sağlam demeyin. Bölünmek zaten bölünmesi zaten normal bir şey. Yani görüyorsunuz sonuçta e, Monte Carlo sokaklarını 200-210'la rahat duvara e, yanlamasına yanlamasını vurdu. Ve e, Mick Schumacher sonuçta sağ salim aracın içinden çıktı. E, tabii has sürücüler için kolay bir e, işlem olmayacak bu arabayı tekrar geri sokmak. Ve bununla beraber yine e, bütçe kısıtlaması içerisinde parça değiştirmek Şurası bu sahası da zor duruma sokacak. Bilmiyorum vallahi. Puan almayı unuttu Haas. Evet, has. evet. Yani puan... Çok iyi başlangıç yapmıştı. Evet. Ama gittikçe şeyleri düşüyor, grafikleri düşüyor. Evet. İlk 10 grafikler düşüyor gerçekten. Evet. Ee, işte az önce sürücüler e, klasmanına bakmıştık. Bir markalar klasmanındaki son duruma da bakalım. Hı hı. Sen ve Perez'i konuşurken. işte Red Bull Racing e, 235 puanda farkı biraz daha açtı bu yarış itibariyle Ferrari ile. Mercedes 134. Şimdi burada bir yani sanki ilk iki mücadelesi var. Üçüncü ayrışmış durumda evet. Mercedes. Ardından da McLaren <laughs> Alfa Romeo Alpine arasında bir. E, dördüncülük mücadelesi olacak. Sonra da Alfa Tauri, Haas, Aston Martin yani Williams mücadeleye girebilir mi çok emin değilim. Orada da bir başka bir mücadele olacak gibi görünüyor sezonun kalanında. Aynen öyle yani çok iyi zaten sonuçta özetledin. Ee, burada ben McLaren, Alfa Romeo, Alpine arasındaki çekişme nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ee, Alfa Tauri'nin bunda katılması lazım da açıkçası. Yani bu e, dördüncü ile arasındaki çekişmeye Alfa Tauri'nin de katılması lazım. Çünkü araç performans olarak aslında orada. Ama istedikleri neticeleri alamadılar şu güne kadar. O da zaten o yüzden sadece 17 puan almışlar. Göreceğiz. Ee, Grand Prix 2'den e, eski adıyla Grand evet. Prix 2. Formula 2'den evet. biraz konuşalım. Kesinlikle. Cem Bölükbaşı e, bir önceki yarışta uzun bir aradan sonra yarışmıştı. Hı hı. Ama e, geçtiğimiz hafta sonunda e, arkalarda başlamasına rağmen iyi stand startlar alarak 11 ve 12. yani sprintte ve yarışta Hı. evet puan alamadı belki ama bence yavaş yavaş yukarıya doğru e, çıkan bir grafiği var. Kesinlikle öyle. E, Barcelona hakikaten e, temposu düşüktü. E, uzun bir aradan sonra tekrar oturmak yarış temposuna e, alışmak adapte olması biraz e, yani eksikliğini gördük. Ama burada her şey yok etmiş gibiydi özellikle startları muazzamdı. Yani İstanbul trafiğini demek ki iyi biliyor Cem. Trafik içerisinde nasıl sığılması gerek, nasıl araya girmesi lazım, nasıl burnunu sokup herkesten yol lazım. Bunu çok iyi biliyor ki 20. başladığı dan bir anda işte 12, 13. de işte 18. başlayıp yine 11. bir anda oturması ve tabii ki diğer insanların da öndeki insanların da kaza yapması, yoldan çıkması veya işte yarışı bitiremeyenlerden iyi faydalanıp gerçekten 11. ve 12. bitirmesi çok büyük bir başarı Cem için onu da tebrik ediyoruz. Cem'i tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Bundan sonraki yarışlarda bu temposunu artırarak Aynen daha öyle. da iyi deniz almasını hem diliyoruz hem de bekliyoruz. Kesinlikle. Şimdi önümüzdeki yarış Azerbaycan'da Bakü'de. Aynen. Sen yine her zaman olduğu gibi <laughs> bizim için orada turunu attın ve pisti tanıttın. Bir izleyelim üstüne sana sorularım olacak. Evet Formula 1 2022 takviminin 8. ayağı için Bakü sokaklarındayız. Azerbaycan Grand Prix'si 2017 senesinden beri ev sahipliği yapan bu 6 kilometrelik 20 virajlık çok hızlı sokak pistinin gelin şimdi bir rehberini yapalım. Evet sokak pisti diyoruz. Sağda solda duvarlar aman onlardan uzak duralım. Evet diğer soktuğumuza geldik. Açıyoruz yeresi yaklaşık 330 kilometreye kadar çıkacağız. Ve 100 metre tabelasında ilk viraj için frene basıyor olacağım. 100 metre tabelasına geldim. Fren fren fren. Dön Jason. Aynı şekilde ikinci viraj için yine 100 gibi frene basacağım. Buranın çıkış çok önemli çünkü arkasında yine uzun bir düzlük ve DRS var. Açtığım DRS'i vitesleri çıkıyorum. Üçüncü viraja gelirken yine sert bir solum var. Yaklaşık 110 gibi frene basıyor olacağım. İyice yavaşladım. Arkasından yine sert bir sağa ikiye düşüyorum. Şimdi 5-6 kompleksi var. Burada solda kalmaya özen gösteriyorum. İyice Yavaşla Jason aman duvarlarına uzak dur. Yedinci viraj için yaklaşık 70 defnene basıyorum. İyice yavaşladım. Ve şimdi kale kompleksi. 8, 9, 10, 11, 12. viraj kompleksi. Evet sağ salim çıktım. 13 ve 14. iki tane çok hızlı sol. Onları da şimdi rahat bir şekilde alıyorum. Daha sonrasında 15. viraj. iyice yavaşla Jason. Duvarlardan uzak dur. 16. viraj. Çok kritik çıkışı. Çünkü arkasından uzun düzlük var. Küçük bir hata yaptım. Sorun değil. Devam ediyoruz. 17. viraj. 18. viraj. 19. viraj. Ve 20. virajı geçtikten sonra start finish yüzüne doğru geliyorum. Diğer resmi açıyorum. Ve böylelikle pisti sağ salim tamamlıyorum. Evet. Aynı Monte Carlo gibi ama çok daha hızlısı. O yüzden aman aman dikkat. Ağzına ha, sağlık. <laughs> sağ ol. Yalnız 16. Viraj, 16. virajda biraz zorlanmış. Evet hata yaptım. Oldu hata yaptım ama hatamı her zaman kabul ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gerçekten 16. viraj çıkışı. Evet. Yani 1. E, birinci viraja kadar değil mi? Çok uzun. Yaklaşık. Burada hiç fren var mı? Tam gaz, Yok, değil mi? yaklaşık 1.4 kilometrelik bir 1.4 veya 5 kilometrelik bir tam gaz gittiğin bir bölüm yani çok fazla. Evet. Evet. Ee, yarışında yarışın belirleyici noktalardan biri olacak öyle değil yani. mi? Herkesin zaten geçişler çoğu diğer sektörsunda oluyor. O da çoğu zaman zaten birinci viraja girerken geçişler oluyor. Hatta hatta bazen o kadar erken oluyor ki geçişler yani daha start finish çizgisine gelmeden geçiş olmaya başlıyor çünkü 16'dan çıkar çıkmaz zaten öndeki aracın rüzgarına giriyorsun, yaklaşmaya başlıyorsun, diğer saçtığın zaman zaten geçmiş olsun, ee, sadece affedersin oturan ördek gibisin yani. <laughs> Peki o zaman Red Bull mu daha avantajlı? Bir e, düzlük, de olsa. düzlük olduğu Değil için mi? tabii ki Red Bull'un avantajı olacaktır. Ee, bu da Ferrari veya başka bir takım farklı bir güncelleme getirmezse, şimdi beni aslında ilgilendiren ve benim burada aslında ilgimi çeken başka bir konu ise. Mercedes araçların aslında düzlük performansı Barcelona'da çok iyiydi. O Barcelona özel bir şey miydi? Yoksa genel olarak düzlüklerde hızlı bir araç mı artık var Mercedes'in? Sorusunun, cevabını, Sorusunun öğreneceğiz. cevabını öğreneceğiz. Orada da ilginç bir konu olacak yani. Heyecanla bekliyoruz. Aynen öyle. çok şey çıkacak kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle öyle. Jason çok teşekkürler. Ağzına teşekkür sağlık. Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Motor sektörde bu hafta Ferrari'nin Red Bull'a adeta hediye ettiği yarış galibiyetini konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. E tabii ki beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Yorumunuz varsa sorunuz varsa lütfen aşağı yazın ve lütfen lütfen kanala abone olun.